Eleştiri üstüne eleştiri alan ekonomide yeni yol haritası konusunda açıklama var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına Çin örneğini veriyor. Hatta Erdoğan Çin'den daha avantajlı olduğumuzu söylüyor. Düşük faizle yatırım ve istihdamı önceleyen yeni ekonomi modeli. Faiz enflasyon dengesi nedeniyle tartışılan yeni model AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısının da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını anlattı. İlk sonuçlarını 6 ay sonra göreceğiz mesajı verdi. Ekonominin dört sac ayağı bulunuyor. Bunlar enflasyon, ihracat, faiz ve üretim. Enflasyon ekonomik göstergeler doğrultusunda gelişiyor. Ancak ihracat ve faiz belirlenebiliyor. Türkiye'yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkartmak ve bunun tamamen bitirilmesi için ekonomide yeni dönemi başlattık kararları da bu yönde alıyoruz. Bu kararlar yeni ekonomi politikasının uygulanması noktasında önemli. 6 aylık bir süreç öngörüyoruz. Zor olanı seçtik ama 4-5 aya toparlanacağız. 6 ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz. Vatandaş da bunu hissedecek. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız. Erdoğan'ın toplantıda Türkiye'nin Çin gibi malı ucuza üretip bunu Avrupa'ya satarak bu üretimden dolar girdisi sağlayabileceğini anlattığı öğrenildi. Erdoğan, Çin ve Almanya gibi bazı ülkelerin düşük faiz politikasını yıllardır uyguladığını belirtti. Toplantıda bizim de bu faiz sarmalından çıkmamız lazım. Çin genç nüfus sanayi ve üretimle büyüdü. Biz de faizle değil genç nüfusla üretimle büyüme sağlamalıyız değerlendirmesi yaptı. Erdoğan sürecin vatandaşlara iyi anlatılması talimatını da verdi. 19 yıllık süreçte yol köprü gibi pek çok büyük yatırımı tamamladık. Artık bu sürecin sonuna geldik. Ekonomik olarak bunların da meyvesini yiyeceğiz. 6 ayın ardından alınan kararların sonuç vermesiyle bu sürecin kırılması seçime kadar tamamlanacak. Bunu vatandaşlara iyi anlatın. Vatandaşlarımızın refah seviyesi yükselecek, alım gücü artacak. Böylece cari açığımız kapanacak. Faiz düşük, yüksek kazanç elde eden sanayi ülkesi haline geleceğiz.